Evet, biraz gecikmeli olarak gün ortasına başlıyoruz. Sevgili seyirciler, çok da havalı bir konuyla başlıyoruz bugün. Çünkü son günlerde biliyorsunuz bir prens rüzgarı esiyor İstanbul'da. Edinburgh'daki Prens Edward oraya gitti, bugün buraya gitti, şöyle ağırlandı buraya filan. Dün akşam da adeta iş dünyasıyla büyük bir zirve yaşandı. Tabii prensin rüzgarı eserken bu rüzgara da birilerinin üflemesi lazım sevgili seyirciler. Hatta kuvvetli bir şey lazım. Ne oluyor? Bakalım diye. Pelin Akın Özalp'ı ağırlamak istedik sevgili Pelin'i. Akfen Holding'in ne diyelim, veliahtı diyelim, ikinci kuşağı çok değerli bir isim. Hoş geldin. Ne güzel. Bulduk. Nihayet bugüne nasip oldu. Gerçekten de teşekkür ederim. Yani nasip oldu şöyle, yani tamamen sizin motivasyonunuzla başlamış bir programdan bahsediyoruz biz. Ama herkes bir yandan da şu prensi de merak ediyor. Yani niye geliyor gidiyor? Biz biraz böyle komplocuyuzdur. Ne yapıyor? Ne işi var prens? Ne yapıyor? Kimdir prens? Şöyle, aslında ilk gelişi değil. Bu sefer daha çok ses getirdi ama 2015'te 3 günlük yine gelmişti ve yine bizim programımız için gelmişti. Bir programdan bahsedeyim istersen. Tabii tabii, yüzlerce ülkede olan bir program. Tabii tabii, 136 ülkede olan bir program bu. Biz bunu Türkiye bacağıyız. Yani Akfen Holding'in vakfı olan TİKAF tamamen bunun yürütme operasyon sorumlusu Türkiye'de olaraktan. Ve 2002 yılından beri yapıyoruz biz bunu. Ondan önce de 20 yılı aştık. Aslında ondan önce de yapıyorduk ama legal hüviyet olaraktan TİKAV'ın belirlenmesi 2002. Anladım. Yoksa 95. Hatta dün prens onu sordu bana. Geçen geldiğimde de 20. yılı kutluyorduk. Niye böyle bir farklılık var? Aynen. Kendisi tamamen bizi desteklemek için, programın büyümesine sağlamak için. İşte burada birazcık daha bu PR desteği tabii için. Ama çok büyük bir PR desteği sağlıyor değil mi? Evet, Prensin sağ buraya olsun. Gelmesiyle bir Edinburgh düküyle birlikte bir rüzgar esiyor. Ay, nedir bu program? Herkes bir konuşuyor yani. Ciddi bir katkı. Aynen öyle. Ve herkesin sosyal medyada prensle tokalaşırkenki fotoğrafını koymuş. Bizim aileden de gidenler vardı. Aynen. Orada da şu, 14 ve 24 yaş arası gençlerin tamamen kendilerine yatırım yaptığı, okul dışında yani teknik ve akademik bilgi haricinde kendilerini donatmak için yaptıkları gelişimlerden okul oluşuyor. Okul dışı faaliyetler faaliyetlerden diyelim, oluşuyor. Bunun da aslında tamamen bir proforma yaratıyor ve diyor ki 4 kategori var. Beceri gelişim, fiziksel gelişim, gönüllü hizmet ve macera ve keşif. Hı hı. Bu 4 kategoriyi haftada birer saat yap, ne yaparsan yap, aha, sen seç, aktiviteleri tamamen sen seç, istediğin yerde yap, kendini tanımanı sağla ve bunu hayat boyunca yapabilecek şekle getir diye 14 yaşında başladığın, istersen 6 ay yapabilirsin, buna bronz diyoruz biz, istersen 12 ay yapabilirsin, o gümüş oluyor, hı hı, ya da 18 ay dediğimizde de altın kategorisine olmak üzere bir aslında proforma. Bunu bitirdiğinde tam İngiliz konsolosluğunda bir sertifika veriyoruz öğrencilerimize. Ki dün ödül törenimiz oldu ve altın katılımcılarımız prensin elinden aldı sertifikalarını. Bu gibi bunu tamamen bütün dünyada geçerliliği olan bir sertifika. Şimdi önemli bu neden, de bir sertifika herhalde. Evet, bu neden önemli? Çünkü şimdi artık üniversiteler biliyorsunuz akademik başarının yanında bir o kadar da akademik olmayan başarıya, işte neler yapmışsın, hani beceri geliştirdiğin faaliyetler neler ya da işte sporsa spor. Yurt dışı için geçerli. Evet, maalesef. Biz daha o derse gelemedik. Biz daha hala ÖSS'de ne kadar ezberlediğimize evet, bakıyoruz. Birazcık öyle. ÖSS diyorum işte, neyse. Aynen, LGS oldu galiba, aynen. Öyle, fakat Türkiye'de de yavaş yavaş bu bilinç hızlanıyor. Yani biz Türkiye'de şu ana kadar 20 bin gence ulaştık, hı hı, ve çok hızlı büyüme planlarımız var. Onun için de prens bu kadar şey yapıyor. Çünkü Türkiye'nin genç nüfusu çok fazla bildiğiniz tabii, üzere. Tabii. Genç deyince direkt odaklandığımız. Bu sene ben mesela bu yüzden International Komitede, Uluslararası Komitede, yani bu bölgeleri temsil eden toplantılarda yer alacağım. Hı hı. IC International Komite'ye seçildim. Harika, hayırlı olsun. Tamamen bizim bölgemizi temsil etmek üzere.
Türkiye'nin etkinliği de artacak senin kanalınla yani. Evet, inşallah. O yüzden hızlıca büyümek istiyoruz inşallah. Yani büyümek dediğimiz nedir? Daha fazla gence ulaşmak. Evet. Ve gençlerin ne yapması gerekiyor? Tamamen kendi istekleriyle işte bir spor faaliyeti, bir sanat faaliyeti ve macera ve keşif kamp zaten çok zevkli. Bir de gönüllü hizmet olarak haftada bir, birer saatten bu aktiviteleri yapmaları gerekiyor. Aslında çok da eğlenceli zaten. Ben bugün dönüp baktığımda 36 yaşında keşke şu anda da öyle bir performa olsa da yapsak diyorum. Çünkü yani böyle bir motive edici etken olmadığında çok da aslında ihmal ediyorsun. Ama sen katılmışsın galiba değil mi? Çünkü evet. Orayı yakaladın sen 14-24 aralığını. Aynen 14 yaşında başladım ben de. Hatta şöyle bir hikayem var. Beceri gelişim olarak İspanyolca'yı seçmiştim. Ondan Türkiye'de sonra, mi yurt dışında mı? Türkiye'de 14 yaşındayken. Sonra lisede İspanyolca'ya devam ettim. Üniversitede İspanyolca işletme okudum. Tamam ben bu programın sana bir katkısı olarak. Aynen öyle ve şu an DEİK'te İspanyol İş Konseyi'nde yürütme yönetim kurulunda oturuyorum. Her şeyi bir rota veriyor değil mi insana? Ya gerçekten suyun öyle. Suyun akmasını böyle sağlıyor enteresan. Yani kendini keşfetmeni sağlıyor en güzeli. Ne yaptın tam olarak mesela? Şimdi burada ben Pelin'e çalışırken Pelin Akın Özalp'e çok tatlı bir örneği yıllar önce vermişsin sen. Ben hatırlatayım burada çünkü o zaten bir sürü şey yaşadığınız için unutmuş olabilirsin diye söylüyorum. Burada yapılan programlarda işte ne bileyim yabancı dilde var, sporda var, tamamen gencin kendi seçtiği ne hangi alansa. Ama mesela Elazığ'dan bir örnek geldi benim önüme, hatırlıyor musun sen o örneği kullandığını? Mesele burada kendini keşfetmeye salarken bir de vermeye odaklamak. Evet, evet. Ya ben bunu çok önemsiyorum çünkü Türkiye'de gerçekten de bir yandan böyle gençliğini çaldığımız, çocukluğunu çaldığımız milyonlarca gencimiz, bir yandan da bir bardak su istemediğimiz milyonlarca gencimiz var. Aman dersini yapsın, aman şunu yapsın, aman da bilmem ne. Ve gerçekten çocukların bir kısmının da vermeye çok uzak olduğunu görüyoruz. Ya bu örneği hatırlattığın için teşekkür ederim. Elazığ'da ben hatırlatayım çünkü ta 2008'de bu olmuş. Sen o yıllarda belki yeni liseden mi mezun olmuştun, ne yapmıştın? Elazığ'da mesela sokakta çalışan çocuklarla bir program uygulanmış. Evet. Çok ilgimi çekti bu Pelin açıkçası. Yani bunu da konuşmak için özellikle istedim bugün gelmeni. Çocuk bronz kategoride görevini tamamlamış. Elazığ'da sokakta çalışan çocuk. Demiş ki program bittikten sonra şunu anladım. Hep almaya alışmıştım. Bu programla benim de verebileceğim bir şey olduğunu anladım. Peki ne yapmış bu evladımız ya çok o zaman? Ya gerçekten yaşlılara kova kova su taşımış. Çok ilginç. Biraz buradan gidelim. Gel şu vermek önemli. Ya tüylerim diken diken oldu. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir mesajdı söylediğin. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Çok önemli, çok önemli. Şimdi bizim Elazığ'da bizim TİKAV vakfımız altında aynı zamanda Elazığ'daki öğrencilerimizi birinci üniversitenin birinci sınıfından alıp dördüncü sınıfına kadar yine bu akademik dışı eğitimle eğitiyoruz. Bunu ve burada işte diksiyon dersleri veriyoruz, bilgisayar dersleri veriyoruz, işte dans dersleri veriyoruz ya da işte protokol eğitimleri veriyoruz falan. Neyse bu kapsamda Elazığ ile tabii çok haşır neşir olmuştuk ve oradaki kaç ildesiniz bu arada? Bayağı da kapsamlısınız. Şu an 34 ildeyiz. Aynen. O kapsamda Elazığ'da sokak çocuklarına da uyguladık bu programı. Çünkü bu programın neticede finansal kuvvetle hiçbir alakası yok. Yani zamanla da haftada birer saat, 3 saatte, hani hatta 2 saat çünkü macera ve keşif sonra yapılıyor. Olmak üzere tamamen yani gönüllüysen ve yapmak istiyorsan çok rahat yapabileceğin bir program ve uluslararası geçerliliği olan bir program. Elazığ'daki bir sokak çocuğunun mezuniyet töreninde geldi ve bize şöyle demişti, aynen bahsettiğin gibi. Ben bu zamana kadar hep aldım. Ve ilk defa sizin sayenizde verebileceğimi gördüm demişti. Müthiş bir şey bu gerçekten. Ve yani gerçekten çok etkileyiciydi. Çünkü herkesin yapabilecek bir şeyi var. Yani mesela kova kova su taşımış. İngiltere'de başka bir örnek. İşte yaşlıları kırmızı ışıktan bir taraftan diğer tarafa geçirmek. Hani ne yaptığın önemli değil. Zaten bunun ödül liderlerimiz var ve kontrol ediyorlar ama başında durmuyorlar. Yani... Çünkü bu neticede seni geliştiren bir şey. Tabii. Ve gönüllü olarak kendine yapmak istediğin bir şey. O yüzden tamamen bu prensipleri hayatına katmak için ve seni birazcık daha işte o rahat
tarafından çıkarıp yeni şeyler keşfetmeye... Biz felaketlerde bir araya gelmeyi, desteklemeyi, destek sunmayı, yapabileceğimiz her şeyi yapmayı bilen bir toplumuz. Ama olağan zamanlarda, olağan akışlarda biraz daha o değil mi, kolektif... İhmal ettiğimiz bir şey, evet maalesef. Refaha, mutluluğa, huzura katkı sağlama bilincini artırmak lazım. Bunu belki okullarda daha çok vermek gerekiyor. Bilmiyorum neler yapılıyor şu an. İşte ama bu işte program böyle paralel bir tanesi, program. Aynen. Bir hedef de bu. Bunlar son derece önemli. Ama istersen biraz Edward, Prens Edward çok ilgi görüyor, ona dönelim. Tabii. Görüntü veriyor muyuz Prens Edward'dan biz? Böyle yoksa sadece şey mi veriyoruz? Var mı Prens Edward görüntüsü İbrahim? Tamam. Bir gelsin. Çünkü şuradan bağlayacağım konuyu. Prens Edward da benim gördüğüme göre babasından bayrağı devralmış. Evet, yani bu ödülün ismi zaten The Duke of Edinburgh Award. Edinburgh'nın dükü Prens Philip'ti. Ve gördüğümüz bu 1956 gibi, babaya da benziyor. Aynen. Çok kibar bir insan. Yani herkesle teker teker ilgileniyor zaten. Kabataş erkek mi burası? Dünden Kabataş mi bu? Erkek lisesi, evet, dünden bir fotoğraf. Geçen geldiğinde Darüşşafaka'ya götürmüştük. Bu sefer Kabataş Erkek Lisesi'ne götürdük. Hani böyle devlet okulları olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü gönüllülerin çoğunluğu devletten galiba, değil mi? Yok, devlet sırf okulları ondan mı? Değil ya. Ama özel okulları da götürüyoruz. Bir anladım, özel bir dengeliyoruz. Evet, bir devlet olsun diye. Fakat Kabataş Erkek'te çok güzel bir program oldu dün. Darüşşafaka da çok anlamlıydı bir önceki ziyaretinde. Buradan çıktık bir saat, biz kendimiz onunla bir toplantı yaptık, bizim komite. Bize işte motive etti bizi. Ve ondan sonra da ödül törenine gittik beraber. Ödül töreninde altın ödüllerini verdi, konuşmasını yaptı ve konuşmasında şöyle bir şey söyledi. Onu da aslında iletmek lazım. Dedi ki, hangi biriniz dedi okulda öğrendiklerinizi hatırlıyorsunuz? Çok doğru. Şimdi gençlerin en çok sorduğu yani. Soru. Aynen, gerçekten ben öyle. Bunu niye öğreniyorum? Gerçekten öyle. Ne işe yaradı? Peki hangi biriniz okul dışında yaptığınız aktiviteleri hatırlıyorsunuz? Evet. Deyince gerçekten gençliğimizi düşündüğümüzde böyle en çok zevk aldığımız konular o aktivitelerden oluşan hatıralar aslında. Aynen öyle. İşte eğitim sisteminin baştan yeniden ne kadar değişmesi gerektiğini bir kez daha konuşuyoruz. Her programda ben konuşmaya çalışıyorum. Çok doğru bir nokta. Didaktik bilgiyi öğrenip kısa hafızada tutup hayatına devam etmek değil yani bu iş çok daha. Çünkü artık Google diye bir şey var ya, her şeyi oradan öğreniyoruz. YouTube'ları açıyoruz. Millet işte radyo devresi yapmayı bilmem ne bir devresi yapmayı öğreniyor. Her şeyi yani çok acayip şeyler de öğreniliyor. Evet, kesinlikle. Burada tam da o noktada sürekli kendini geliştirmek zorunda kaldığım bir çağda yaşıyoruz. Yani artık muhasebe de eski muhasebe değil. Değil mi? Dolayısıyla hani robotlarla yarışacaksak ileride bir devrim yaşıyor. Zaten devrim kendini sürekli geliştirmen çok doğru, gerekiyor. Çok doğru. Ve bunun temeli de aslında tamamen bu. 1956 yılında Kurtağan felsefesi tarafından, ki International Baccalaureate'yi da kendisi yaratıcısı. Böyle bir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle bir proforma gençleri İngiltere'de. Ve daha demin eğitim programlarından bahsettin. UCAS formunun üstünde hala The Duke of Edinburgh Award'u yaptın mı? Yaptınsa hangi bölümü yaptın diye bir soru var. Ben İngiltere'ye gitmeden önce öyleydi. Hala da öyle olduğunu check ettim geçenlerde ama emin de olamıyorum ama yani İngiltere'de bunu 7'den 70'e yapmayan yok. Milli eğitim müfredatının içinde. Çok enteresan. Aynen öyle. Evet. Fakat bizde de işte gelişiyor. Bu IB'de CAS diye bir şey var. Creativity Action Service. Oraya farklı şekilde girmiş. Türkiye'de. IB yapan okullarda. Evet. International Baccalaureate yapan okullarda. Fakat yani bunu birazcık bu seviyelerden çıkıp biz işte Anadolu'ya indirdik. Değil mi? Bütün i̇şte devlet Güneydoğu'a okullarında. İndirdik. Evet. Yapacak sokak çocuklarına şey indirdik. Var, değil mi? Yapacak çok şey var. Yani benim çocuğum bir özel okulda okuyor. Gönüllülük faaliyetlerinin çok yeterli olmadığını oralarda bile görüyorum. Özel okullarda dahi. Aslında bu bakış açısı
mutlaka yerleşmeli, yayılmalı. İşte dedin ya sen, mesela bu nasıl yayılıyor? Yurt dışında iyi bir üniversiteye başvurduğunda genç, evet, soruyorlar işte sen hangi gönüllülük faaliyetlerinde yer aldın? Ne yaptın? Aktiviten ne? Spor aktiviten, sosyal aktiviten, yani topluma sağladığın katkı ne? Biz hala da işte dediğimiz gibi Türkiye'de daha hala işte ne kadar bilgi ezberlediğimiz sorgulanıyor. Başka, evet, da bir şey istenmiyor. Ailelerde, biraz ailelerde de sorun var değil mi? Yani aman ders çalışsın da filan. Şimdi ondan sonra ne oluyor? Boş zaman Starbucks'ta kahve içmeye dönüyor sadece. Evet. Ya bunu birazcık sahne biraz açalım. Yani gelin, tamamen sistemden kaynaklanan bir şey. Sonuçta sistem ona yönlendirince ailelerde kültürel o yapı şekilde zaten pozisyon, böyle biraz koruyucu bir aile yapısı. Aynen. Bir de bizde tabii gönüllülük faaliyeti aslında kültürümüzde çok olan bir şey. Yani biz komşumuza yardım ederiz. Kesinlikle işte doğru. İşte sokaktaki ihtiyacı olan. Bir Avrupalı'dan kat kat fazla kat aslında kat değil fazla mi? O... Belki o yüzden de o paketin içerisine koymuyoruz biz bunu. Hani zaten yapıyoruz diye. Fakat bunu ayrıca bilinçli olarak yaptığında ve buna zaman ayırdığında bu bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani ben de işte yaparken yaşlılar evine gitmiştim mesela. Yaşlılar evine gitmem normalde. Tabii, yani tabii. Niye gideyim hani? Fakat o karşılaşma benzersiz bir pencere açmıştır sana 14 yaşında. Aynen öyle ve hala işte bazı şeyler oradan kalma oluyor. Fakat tabii ki yaşlı görsem onunla 2 dakika sohbet edip hani gönlünü alırım ederim. Ama aynı önemi vermem. O 1 saati oraya ayırınca ve onu yani gerçekten orada olarak yapınca farklı bir hayatın oluyor, başka bir fazına pek çok gence göre çok daha erken aynen şekilde öyle vakıf oldun yaşlılar evine gitmek. Şimdi gel programı hızlıca toparlayalım. Siz ama okullar üzerinden mi yapıyorsunuz imzaları? Yani o okulda okuyan çocuklar faydalanıyorlar. Dışarıdan birisi mesela ben katılmak istiyorum dese şimdi 14-24 yaş aralığında. Tabii ki bağımsız ödül liderlerimiz de var. Okulla ulaşabildiğimiz kadar okula ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat orada işte öğretmenler değişiyor, müdürler değişiyor. Okul aksayabiliyor. O yüzden bizim bağımsız ödül liderlerimiz de var. Hı hı. Ve bize direkt TİKAVA veya da işte International Award Türkiye Uluslararası Gençlik Ödülü adı altında Google'ladığınızda direkt bize ulaşabilirsiniz ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve tek başınıza da yapabilirsiniz bu programı. Hani ödül nedir mesela, bir de motive edici bir şey diyor, sertifika. Sertifika o kadar. Altını yaparsa genç bizzat prensle tokalaşıyor, resim, evet, çektiriyor. Şanslıysa. Şanslıysa prens Edward'la tanışma şansı mesela var yani. Mesela bu sene onu da hemen kısacık bahsedeyim. 20-22 Ekim arasında Antalya'da bir golf turnuvası düzenleyeceğiz. Duke of Edinburgh International Award kapsamında. Hı hı. Ve bunun gelirini depremzede çocuklara bu programı uygulamaya çalışacağız. Hı hı hı. Şu çünkü, an deprem bölgesinde şu an faaliyetiniz oldu mu bu dönemde? Tabii yani bizim orada zaten çadır kentlerimiz var şu, evet, an. Ve çadır kentlerine TİKAV ben olarak. TİKAV olarak ve Akfen Holding olarak. Ben mesela gün bir orada yapmak istedim. Fakat orada tabii ilk başta çok farklı dinamikler vardı. Hı hı. Can peşinde oldukları, tabii, için çok doğal olarak gün içerisinde çok çıkıyorlardı. Temel ihtiyaçlar tabii önce. Çok temel ihtiyaçlar tabii öncelikle. O yüzden birazcık bekledik esasen. Şimdi yavaş yavaş birazcık daha işte o depremde, çünkü o çocukların da bir şeye tutunmaya ihtiyacı var. Hı hı. Yani STK'larımız çok yardımcı oluyor ve bence çok güzel örgütlendik. İşte bir de bir basketbol kortu yaptı mesela, onlarla bir işbirliği yaparaktan işte hani fiziksel gelişimine, hı hı, basket oynayabilirler, beceri gelişim örgü bile olsa yani o kafasını hani kendi gerçeklerinden uzaklaştıracak ve kendi için bir şey yaptığını hissettirecek bir program olacak. O yüzden golf turnuvasına da çok heyecanlıyım. Evet. 14-24 yaş aralığında olmak. Başka bir kriter var mı? Hiçbir kriter Hiçbir yok. Hiçbir şey yok başka. Hiçbir yani okullarınız yok üzerinden gelebilir çocuklara ya da bağımsız olarak, evet, da gelebilirler. Yolunuz açık olsun ama TİKAV işte öğreniyoruz. Akfen Holding olarak da istersen bugün biraz sosyal sorumluluk tarafına odaklanalım. Çok kısa vaktim var. Neler yapıyorsunuz? TİKAV kaç yıllık? Tamamen size ait değil mi? Sizin, tamamen bizim vakfımız. 99 yılında kuruldu. İlk başta bireysel gelişim projesi, daha demin bahsettiğim bu Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki aslında Doğu ve Batı farklılıklarını elimine etmek üzere yola çıktığımız bir projeyle başladık. Ve burada işte bu Doğu'daki gençlerin hani Batı'daki gençlerden farklı olarak neye ihtiyaçları varsa o kazanımları
eğitimlerini verdik ve veriyoruz hala. Yani 99 yılından beri devam ettiğimiz bir proje bu. Tabii ki sürekli geliştiriyoruz. Mesela bu sene kodlama ve robotik. Orada devlet okulları üzerinden mi yol almaya çalışıyoruz? Elazığ Fırat Üniversitesi'nde birinci sınıftan seçmelere başlıyoruz. Birinci sınıftan alıyoruz. Son sınıfa kadar. Ne okursa okusun çocuk. Evet, ne okursa okusun. İstekliyse eğer bir kodlama eğitimi TİKAB üzerinden bu bursa başvurabilir. Ama sırf kodlama değil, o çok ciddi bir eğitim. Yani böyle 80'e yakın yılda eğitim alıyorlar. İşte bu toplum önünde konuşma, diksiyon eğitimi, işte protokol eğitimleri, dans mesela, hani çifte dans etmeyi, İngilizce zaten var. Diksiyon, hani bunun gibi kendini tamamen donatmaya yönelik bir projemiz, bireysel gelişim programımız. Ve bu çok içten yaptığımız. Ne kadar sürüyor mesela bir gençimizin Fırat Üniversitesi'nde okuyor, mezun olana kadar? Mezun olana kadar her sene ciddi anlamda okul gibi ikinci okul, evet, bize. O derece ciddi, TİKAL'dan evet, böyle bir sertifika alıyorlar. Sertifika alıyor. Aynen öyle. Onun haricinde bir de bizim ulusal projelerimiz var. İşte mesela Mersin bölgesinde, Mersin limanımız olduğu için orada işte okullar yapıyoruz, boyuyoruz. TİKAB öğrencilerini getiriyoruz, beraber yapıyoruz. Ya da yenilebilir enerjinin olduğu köylerde hijyen eğitimi verdik. O da çok güzel bir projeydi. Çünkü hani gerçekten hijyen ve doğurganlık konusunda çok eksik kalınan köyler olduğunu gördük. Maalesef. Bunun gibi farklı projelerimiz de oluyor. LÖSEV'le çalıştık Ankara'da bir dönem. Bu ulusal projemiz, bir de uluslararası projemiz var. Bu da Duke of Edinburgh. Edinburgh Dükü'nün projesi. Evet. Yolunuz açık olsun. Çok kısa teaser yapalım. Holding'de işler nasıl gidiyor? Çok detaylandırmayacağız. Pelinciğimi tamam. Hamdi Bey ile babayla birlikte ağırlayacağım inşallah. Tamam, olur. Canlı yayında direkt. Seve seve. Güzel gidiyor çok şükür. Yeni bir projemiz var. Söğütlü Çeşme'de güzel bir açık market yapıyoruz. Yani tamamen böyle yurt dışında gördüğünüz örneklerin bir benzeri olacak Kadıköy Viyadük istasyonunun altında. Şu an onunla meşgulüz. Evet, heyecanlıyız. Yenilebilir enerjiyi yakın zamanda halka arz ettik biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. GYO'da sürekli içeriye aset koymaya ve büyütmeye devam ediyoruz. Orada işte Bodrum Loft ve 20 otelimiz haricinde bir de yurtlarımız var. Orayı geliştirmek için yeni yeni projelerimiz var. Yalıkavak'ta bir yeni inşaatımız var. Orayı kışın özellikle Bodrum'da kalmak isteyenler için güzel, evet, bir mekan. Bodrum Loft'tan sonra Yalıkavak Loft. Bodrum'a artık yaz kış bakıyor bütün projeler, evet, zaten. Kışın da yaşayabilsin diye mantığıyla bakıyor. Aynen öyle. O yüzden projemiz çok. Heyecanlıyız, devam ediyoruz. Yolunuz açık olsun Pelin Akın Özalp. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katkın ediyorum. İçin. Bir kez daha hatırlatalım. Bu Edinburgh'daki Uluslararası Ödül Programı. Şöyle prensi bir kez daha görsek mi Gözde? Görmelere doyamıyoruz çünkü gerçekten sosyal medya dün kaynıyordu. Evet, jeneriğe geçiyorum dedi artık Gözdeciğim. Ama program dediğiniz gibi, gördüğünüz gibi 14-24 yaş aralığında açık. Sevgili Pelin de onun katılımcılarından biri olmuş 14 yaşında yıllar önce. Önemli mesajlar var, önemli katkılar sağlıyor gençlere. Az önce biraz vermeye odaklandık. Sosyal fayda sağlamaya odaklandık topluma. Sosyal fayda verebilmeye odaklandık gençlerde. Bunu akademik anlamda biraz ihmal edebiliyoruz. O yüzden böylesi programlar çok katkı sağlayabiliyor gençlere. Yani aklınızda olsun sevgili seyirciler. Pelinciğim, görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, buradan kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından da sevgili seyircilerimiz çok değerli konular, konuklar olacak. Biraz sağlığa odaklanacağız. Sağlık tarafında Tuğçe Hürkal bizlerle olacak. Çünkü ortalık cayır cayır virüs kaynıyor. İşte nedir bu virüsler? Neye yol açar? Aynı şeyleri, filmleri görmeyelim. Tekrar tekrar izlemeyelim diyoruz. Yeni yeni varyantlardan bahsediliyor. Bir vitamin firmasını ağırlayacağız burada. Son dönemde enteresan vitaminler var. Böyle biyo yararlılığı artan filan. Çok böyle güzel, faydalı şeyler yapıyoruz gibi geliyor bana. Görüşmek üzere. Enerji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam edecek. Asyon...
televizyonlarının sunduğu Gün Ortası devam ediyor. Ortası devam ediyor değerli izleyenler. Ortalık vızır vızır virüs, mikrop, bakteri kaynıyor adeta zannediyorum. Gözümüzde görmüyoruz ama şu stüdyoda bile arka tarafta bir sürü insan hasta olduğuna göre. Demek ki değil mi hocam? Gözle görülmeyen bir takım varlıkların kuşatması altındayız. Aynen. Hoş geldiniz. Aynen. Tuğçe Hürkal, ne güzel sizi burada ağırlamak hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin programınızda yüz yüze. Ay, evet. Uzun bir aradan sonra nihayet sizinle karşılıklı program yani yapıyoruz. O Covid yayınlarımız dillere destan gerçekten. Çünkü gerçekten de en kapsamlı bilgiyi, en hızlı bilgiyi, dünyada ne olup bittiğini her zaman Tuğçe hocamla biz takip etmeyi başardık. Onun protokollerinden de dışarıya çıkmadık uslu uslu. Çok şükür ki kimse de bir sorun yaşamadı. Yaşanmadı. Evet. Hocam çünkü ne böyle çok gaza basan bir hoca, ne frene çok basan, ortayı, dengeyi, aklı bulmaya çalışan bir hoca. Ya hocam tanımayanlara kusura bakma, anlatıyorum artık yani. Teşekkür ederim. Hemen yanına Aslı Biçer'i aldık. İnoliva Genel Müdürü olarak. Hoş geldiniz Aslı Hanım siz de. Aslı Hanım'la Tuğçe Hoca'nın ortak noktası tabii ki sağlık. Yani öyle bir ortak nokta yakaladık, öyle bir aradalar. Fakat yine Aslı Hanım'ın da belki biz ne kadar Covid salgın döneminde Tuğçe Hocam'ı duyduysak, Aslı Biçer'in çatısında olduğu, çatısı altında piyasayla buluşturduğu ürünleri de biz salgın döneminde gördük. Şu lipozom teknolojisi, işte biyo yararlılık falan, bunları konuşacağız. Çünkü vitaminle ilgili en temel mesele bu, bana yarıyor mu yoksa böyle gidiyor mu? Boş boş avuç avuç hep vitamin alıyoruz. Onları konuşacağız ama hocam bize bir anlatsın, klinik kapısında kuyruk var mı hocam? Evet, aynen yani öyle. Yine bu filmi gördük demeyelim de. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sene çok erken başladım. Yani biz hep sizinle ama konuştuğumuz... Evet ama Ağustos'ta başladı sistem. Aslında tabii okulların açılması, insanların şehre dönmesiyle herkesin bir dikkat ve algısı enfeksiyonlar üzerine yoğunlaştı. Tabii ki haklı olarak bu her sene böyle olur. Çünkü mevsim geçişkenlikleri enfeksiyonlara bir zemin açar. Hava bir soğur, bir ısınır. İşte bir terlersiniz, bir üşürsünüz, kapalı alana geçersiniz, açık alanlardan daha toplu alanlar. Dolayısıyla enfeksiyonlar daha bir pik yapar. Ama bu sene bir farklılıkla Ağustos'ta başladı. Ve ben şu anda şöyle artık biz... Neye bağlıyorsunuz hocam? Mesela okul açılması klasik bağdır. Evet doğru. Peki okul açılmadan niye biz artık cayır cayır hasta oluyoruz? İşte virüsler bence artık bizlerle fazlasıyla yaşamaya alıştılar. Şimdi bu, evet, bu birazcık bizim bağışıklıklarımızı yoklamaya başlıyorlar ve ben şu anda bir futbol maçına benzetiyorum sahayı. Koronavirüs ve ailesi, influenza ve sülalesi şeklinde bir sistemimiz var şu bakalım anda. Bakalım kim galip gelecek. Yani hakikaten genellikle de birbirlerine eş anlamda aynı anda geliyorlar. Biri süreyi uzatıyor, biri hastayı paçavraya çeviriyor. Yani aynı anda biz Covid ve grip mi oluyoruz? Evet. Şimdi, İki virüsün saldırısına mı uğruyoruz? Evet. Çok ilginç. Şöyle bir şeyle karşılaşıyorum son 3 haftadır. Biz adabıyla soğuk algınlığı geçiremeyecek miyiz hocam? Biz hakkıyla bir grip olamıyor muyuz artık? İlla ki bir adımı olması gerekiyor. Bir gribi güzelleme hali. Nerede o eski gripler? Bu soru benim şu dönem duyduğum en yoğun soru olabilir. Yani biz eskiden A desteğini alırdık, B ajanını alırdık, bir ter atardık, bir duşa girerdik, geçer giderdi. Ama o dönem pandemiyle bitti. Bunun altını duble çizmek lazım. Evet. Çünkü gerçekten immünolojik döngüde biz nasıl ki teknolojide hayatımızda pandemiden sonra çok şey değişti. Hani olmaz dediğimiz bir sürü meslek dalı online'a artık teknolojiye döndü. Kesinlikle kimyasal anlamda hastalıklar döneminde de ilaç sektöründe de çok ciddi devrimler oldu. Evet, olmak zorunda zaten değil mi? Ve çünkü virüslerde bence çevre koşulları başta olmak üzere bizim bedenimiz ve çevresel faktörlerle kombin geldiğinde gerçekten eski gripler bitti. Bitti. Ve ismi namı şaşası. Yani bir hafta neydi? 7 gün müydü? Evet. İşte, ilaçlı 5 gün ilaçsız. Evet. Yani ilaçlı alsın, ilaçlı almasın. Ama şimdi geldi mi hakikaten bir ay kalıyor, iki ay kalıyor. Garip bir öksürük var mesela şu an. Öğürten falan. O ne acaba diyor. Şimdi bağırsak enfeksiyonları ayrı bir yerden geliyor. Bağırsak enfeksiyonu bitiyor, sistem bozuluyor. Hastada öksürük başlıyor. O bitiyor, nezle başlıyor. O bitiyor, egzama başlıyor. Yani immün sistemin bir dengesi ve şirazesi halk arasında bir kaydı. Tabii virüslerin de şirazesi kaydı. Ve dolayısıyla da şaşırdı. Evet, immün sistemde böyle olunca biz artık virüslerle uğraşmaktan ziyade kendi immünitemize odaklanmamız gerekiyor. Evet. Ve biz bunu her
uzman olarak Eylül ayında altın çiziyoruz. Çünkü bu maalesef ki bireysel korumayla başlıyor evlerde. Çünkü bir çocuk hastalandığında evin tüm fertlerine, evet, bir baba hastalandığında evin diğer fertlerine bulaşıyor. Şimdi anladığım kadarıyla yeni yeni varyantlar olduğu için bunlar ister COVID tarafı ister, hı-hı, virüs tarafı çoğunlukta buna direnemiyor. Ya bir giriyor ya, bir güncelleme geliyor yani mutlaka, bize, değil mi? Bir update mutlaka, oluyoruz. Mutlaka. Ama işte burada da klasik... eskiden klasik gribi mesela ailede iki kişi kapmazdı, efendim çocuk kapardı filan. Yani anne babası. Şimdi ama onlar yok. Şimdi... Ve şimdi çocuk virüsleri erişkinleri zatürreye çevirebiliyor. Yani bakın şimdi çocuğun iki gün burnu akıyor, üç gün nezle oluyor, hayata devam ediyor. Evet. Ateşe çıkmıyorsa evde kalmıyor. Ama erişkinlerde öyle değil. Erişkinler, hı-hı, bayağı... hava yolu hassasiyeti, hava yolu zatüresi, normal zatüre değil, altını çizeyim. Bir ciğeri seven zatüresi. Bir tür çıktı ortaya. Var. Çok seviyor ciğeri. İnfluenza grupları da seviyor. Normal COVID'in yeni varyant grupları çok da seviyor ilginç. Bu eskiden bu kadar ve ciğer meselesi yoktu değil mi hocam? Mücadele ettiğiniz. Çünkü çok ciddi yoktu ama çok ciddi bir geniz akıntısının kontrolsüzlüğü diye bir kavram var. Yani şu T bölgesi dediğimiz burun, damak ve gırtlak bölgesi akciğerin kapısı. Akciğerin kapısı tehdit altında olduğunda yaşam akışımız devam ettiği için örnek veriyorum mesela sizin hafif bir kırgınlığınız olsa bu beni yatırmaz evde deyip meslek hayatına devam edersiniz. Ama buradaki bir arkadaş gelip bir öksürse sizin kırgınlığınızın üzerine bir süper enfeksiyon gelmeye başlıyor. Hmm. Böyle böyle virüsler, evet, karakter değiştirmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla biz artık virüslerin ismiyle cismiyle değil bağışıklığımıza odaklanarak yaşamamız, tamam, lazım. Onu odaklanacağız hocam ama şimdi beni izleyenler sizi görünce ya şu erisi merisi sormadan sakın başka bir yere gitme. Ne görüyorsunuz orada yani böyle önümüzdeki Kasım, Aralık, soğuk zamanlar, bugünler bize o günlere dair ne söylüyor? Eris nasıl bir şeyde çıktı? Eris aslında pirola mı çıkmış bir şeyler? Pirola bence altı duble çizilmesi gereken değil varyant ya? Pirola varyant. Tamam, çünkü o zaman bir kısa anlatın neyle karşılaşacağımızı. Eris varyant birazcık omikron dediğimiz alerjenik bir koronavirüs varyantının bir uzak akrabası. Hmm. Ama pirola delta dediğimiz akciğeri tutan varyantın bir akrabası. Başladık. Evet, suş kodları. Şimdi ben dipnot vermeyeyim çünkü bizde şöyle biliyorsunuz suş analizi yapılmıyor Türkiye'de. Evet, o yüzden anladım. Biz gördüğümüz vakaların sen şu varyanta aitsin, sen bu varyanta aitsin demek etik olarak ve tıbbi olarak doğru değil. Ama, hı-hı, semptomatolojik akışa bakarsak bu varyant kapılara gelir. Evet. Ve çok fazla uluslararası sağlık ve turizmin de merkezi olduğunu ve kapısı ve geçişkenliği olduğunu Türkiye'nin de varsayarsak, hı-hı, riskli alanlar çok. Yani pirolada biraz daha akciğer, evet, şey altında mı olacak? Akciğer biraz daha öksürmeyle başlamayı seviyor. Hmm. Öyle söyleyeyim daha halk arasında. Yani nezle grip dominant olan gruplar ayrı. Ateşim çıktı, kırıldım, öksürük krizine giriyorum diyenler ayrı. Şimdi, evet, tabii burada kişisel farklılıklar önemli. Biliyorsunuz hep konuşuyoruz virüsü aldığınız yük önemli. Tabii. Ve tabii ki altını çizdiğimiz immün sistemin yakalandığı an önemli. Hı-hı. Ağır bir tempoda ve bağışıklık düşükken yakalandığınızdaki tepkilerle immünitesi sağlamken, evet, yakalandığınız tepkiler aynı olmaz. O yüzden de bu anlamda da bağışıklığı güçlendirecek sadece tabii ki sağlıklı beslenmek, iyi uyumak, iyi spor yapmak, tabii, mutlak. Hemen. Az makul stres diyoruz. Hani sıfır stresli bir Türkiye'de yok, yaşamak mümkün İstanbul'da değil. Zaten. Makul stres diyoruz. Hani bedenin kaldırabileceği ölçüde. Onu açtık hocam da. Neyse. bu döngünün yanına özellikle immün sistemi sarsacak desteklere dikkat etmek lazım. Yani işte çok böyle geç saatlerde yatmak, bedenin çok yorucu, ağır sporlar yapmak ya da böyle kontrolsüz diyet programları diyeyim. Evet. Doktor kontrolü olmayan diyet programlarına bedeni yorarak maruz bırakmak. Bu dönem o dönem değil yani. Mevsim biçtir her zaman risklidir bu anlamda. Anladım. Ve tabii ki çok büyük... Ama bir detoks lazım galiba değil mi? İşte yani? Evet ama bunu herkese doğru değil. Bu uzman kontrolünde. Oh. Yani aralıklı diyet dediğimiz ya da bazı şeyleri eliminasyon diyet dediğimiz tablo herkese iyi gelmez. O yüzden de bunu çok kontrolü yapmak lazım. Çünkü burada da çığırından çıkıyor iş bu, evet, tarafta da. Evet, çok. Ve diğer tarafta da şimdi Aslan da söyleyecek de çok büyük bir derya bir dünya var ki net olarak bir vitamin ve takviye grubu. Evet, çok, evet, kaliteli seçilmesi gereken bir grup. Bunu çok dipnotları var. Evet. Ama buraya gelmeden önce de biz dinleyenlerimiz vardır. Biliyorsunuz ben her şeyin altını çok fazla çizmiyorum ama, hı-hı, bu sene kış ayı hareketli geçecek her anlamda. İş performansı, yaşam akışımız, çocukların okul başarıları gibi bir sürü faktörü direkt ve indirekt etkileyeceği için, hı hı, lütfen imkanı ve koşulu olanlar grip aşılarını yaptırsınlar. Hı. Bu sene hareketli bir kış. En azından yatak döşek noktasından bir level daha rahat edelim diye, tamam, düşünüyorum. Grip aşısını mutlaka öneriyorsunuz. Evet, bu sene özellikle... COVID aşıları sizinle hep ortada durduğunuz bir alandı. Yine sorabilir aynı, miyim? Yine aynı line'dayım. Tamam.
Yani şöyle ki COVID aşılarıyla ilgili şöyle, çünkü artık 2,5-3 yıl geçti. 2,5 yıl içerisinde hemen hemen her birey COVID virüsüyle karşılaştı. Evet. Ve artık bir immunize, yani immün sistemimiz bu virüsü tanıyor. O yüzden ben diğer uzmanlardan bir level daha farklılaşarak grip aşısının altını çizeyim. Tamam. Aldınız mesajı. Şimdi peki hocamız ve genel anda hocalar bu takviye edici gıdaları önemsiyorsunuz artık. Yani hiç beklemediğimiz hocalardan, hatta işte ne bileyim çörek otunun özünü al, işte şunu al, bunu al şeklinde duyuyoruz. Bunların üstünde vitaminler var. Vitamin son derece önemli. Biz de bir yeni nesil vitaminle karşılaştık. Ne zaman? Salgın döneminde. Kimmiş meğer altında yatan hastalık içermiş. İnoliva. Ama İnoliva'nın üzerinde de bir Abdi İbrahim gücü var. Doğru. Değil mi? Bir birleşme var orada. Doğru. Onlar çok yeni de bir birleşme anladığım kadarıyla o. Biraz anlatın bize. Lipozom diye bir şeyle karşılaştık. Açıkçası merak ediyoruz. Yani biyo yararlılığı yüksek. Efendim hücrene daha çok girer vitamin diyorsunuz. Buyurunuz. Tabii ki. Buyurunuz ispat bakalım. Önce Abdi İbrahim ve İnoliva birleşmesinden kısaca bahsedeyim söz ettiğiniz için. Şimdi Abdi İbrahim 21 yıldır Türk ilaç sektörünün lider konumunda bulunan bir ilaç firması. Aynı liderliği ve öncülüğü de tüketici sağlığı alanında da yapmak istiyor. Dolayısıyla işte COVID sonrasında aslında böyle bir %90 oranında Inoliva şirketini satın alarak, bünyesine katarak Abdi İbrahim Inoliva yapısını oluşturuyor ve bunun paralelinde de Lipozon en büyük markalarından bir tanesi. Inoliva'nın. Abdi İbrahim Inoliva'nın. Dolayısıyla bununla beraber yatırım dönemi başlıyor bizim için. Dediğiniz gibi Lipozon en çok tüketiciler tarafından aslında Tuğçe Hanım'ın da anlattığı gibi biz biraz toplum olarak dönemsel takviye, vitamin ve takviye kullanmaya alışkın bir toplumuz ve özellikle COVID'de bu konudaki farkındalık çok fazla arttı. Hala da biraz sezonsal olarak kullanım söz konusu baktığınızda. Ama hocalar da hep öyle demez miydi? Yani 12 ay kullanmayın vitamini. Hani bir bırakın, dinlenin, sonra başlayın. Değil mi? Bu hani şeydir. Şöyle yani 12 ay tabii ki bağışıklığı destekleme sürecinde içerik olarak değiştirerek ona yönelik içerikleri hayatımıza sokmakta fayda var. Ama bir yandan da şöyle bakarsanız aslında devir şu an hasta olmaktansa hastalığı önlemenin aslında ne kadar değerli olduğunu anladığımız bir dönemdeyiz. Özellikle COVID bize bunu öğretti. Yani çünkü Tuğçe Hanım da dediği gibi hasta olduğunuz zaman ailede herkese bulaştırıyorsunuz, daha da büyüyor. Yani aslında tedavi etmek önlemekten daha maliyetli tabii, öyle baktığınızda. Bunu Amerikalılar önleyici vuruş diyorlar biliyorsunuz şeyde. Aynen. Bütün yatırımlar buraya doğru kayıyor şu anda. Sağlık sektöründe şu anda artık tedaviden ziyade önleyici ve koruyucu hekimliğe doğru kayıyor. Önlemeyi de baktığınızda önlemek de öyle çok dönemselden ziyade aslında biraz hani bütün hayatımıza yayılan ve bizim sağlık rutinimizin içine entegre ettiğimiz bir sistemde daha sağlıklı. Şu da tabii ki çok önemli. Yani bugün baktığınızda artık yaşlanmak kaçınamayız ama sağlıklı ona nasıl kaçınacağız? Sağlıklı yaş alacağız, yaşlanmayacağız, sağlıklı yaş alacağız. Herkesin bir hayali var işte 80 yaşımda ben de torunumu kucaklayacak, havalara atacak kadar dincim, enerjiyim öyle bir yani global trendler de buraya doğru gidiyor. Dolayısıyla bu da biraz gıda takviyesini daha fazla hayatımıza sokuyor. Bir etken daha var ki bence bu çok daha önemli. Şimdi son 50 yılda tarıma baktığınız zaman kullanılan kimyasal gübreler, pestisitler, bir takım endüstriyel gıda şeyleri, yöntemleri bunlarla birlikte toprak eski kalitesini yitirdi. Yani bu ne demek? Verimini yitirdi. Artık toprak üzerindeki bitkiyi, ağacı, meyveyi, sebzeyi eskisi kadar yeterince besleyemiyor. Öyle olunca biz de o besini oradan alamıyoruz. Yani bu özellikle yani şöyle söyleyeyim, araştırmalar %20 ila 40 oranında bir düşüş açıklıyorlar. Ve bu son iki nesilde oldu en çok. Bunun anlamı şu, dedelerimiz eskiden bir portakalı yediği vitamini biz bugün 7-8 portakalla belki de alamıyoruz. Bu derece yani. Evet, bu biraz zor. Evet, yani bu durum bir de düşünün, bağırsak floramız da bozuldu. Onu konuşuyoruz. Alıyoruz, emiliyor mu, emilmiyor mu acaba bağırsaktan, ne oluyor onu da bilmiyoruz. Yani diyelim ki siz sağlıklı gıdaya ulaştınız. Hani onu alıp da vücudunuzun ondan fayda alması da bir soru işareti. Şimdi böyle bakınca işte bir kişiye geliyor. Biz
bir takviyeden, bir gıda takviyesine hem dediğim gibi yani tabii ki Tuğçe'nin dediği gibi işte uykumuza dikkat edeceğiz, sağlıklı ya da iyi beslenmeye gayret edeceğiz. Egzersizi, hareketli bir yaşam, stresten uzak vesaire bunlarla birlikte adı üzerinde takviye destekleyeceğiz. Yani bunu dönemsel yapmaktansa aslında hayatımızın bir rutin içerisinde dahil etmek her zaman bize uzun vadede daha katkı getirecektir. Anladım. Peki bizim bir gıda takviyesinden en büyük beklentimiz nedir? Dediğiniz gibi ya ben bundan maksimum faydayı alayım. Yani evet, bu boşa gitmesin. İçiyorum da ben zaten bu kadar bir de yatırım da yapıyorum, para da veriyorum. Tabii. Boşa gitmesin. Şimdi yeni teknolojilere baktığımızda lipozomal teknoloji bize bu anlamda gerçekten oldukça fayda anlamında maksimum fayda alabileceğimiz bir teknoloji sunuyor. Şu ki mesela diyelim ki etken madde. Etken maddeye ne diyelim? C vitamini diyelim. C vitamini fosfolipit bir yapıya sarıyor. Yani bir küreciğin içine sardığını düşünün siz bunu korunaklı bir şekilde. Siz bunu içiyorsunuz. İçtiğinizde bu mide asidinden, sindirim enzimlerinden etkilenmeden hücreye teslim ediliyor. Yani lipozomal teknoloji aslında adrese teslim bir teknoloji. Böyle İlaç olunca sanayinin yeni şeyi zaten değil mi? Gıda takviyesinde aynen öyle. Aslında yeni bir teknoloji kanser diyebilir. Kanser tedavilerinde falan da evet, müdahale, yani hani geçmişine evet, baktığınızda geçmişte var ama hani bugün gıda takviyelerinin içine entegre edilmesi çok yeni bir şey. Evet, devrim aslında, devrimsel bir şey. Aslında hastaların bizlerden istediği hep şöyle bir soru olur. Hocam ilaç yazıyorsunuz da destekleyecek bir şeyler de verin ama hemen etkisini görelim. Şimdi evet, dünyada hiçbir supplement grubu yok ki alır almaz çat diye etkisini görebileceğiniz. Keşke olsa değil mi öyle bir mavi hap, kırmızı hap. Yani dolayısıyla biz hani böyle işte kullanmaya başladıktan 2 ay sonra la başlayan cümleler olur her zaman. Şimdi her iki aktif bir bireysek, biz dinleyenler de bunu çok iyi biliyorlardır ki şu anda, kullanır ya midesine dokunur bir müddet sonra ya da unutmaya başlar. Ama eğer ki kullandığı X bir ürün aldıktan çok kısa bir süre içerisinde bedeninde bir değişime yol açarsa o zaman avantaj sağlayarak devam eder. Aslında lipozomal teknolojinin mantığında bu var. Evet. Ve şu son dönemlerde çok fazla damar takviyeleri başladı biliyorsunuz. Tabii. Herkes böyle bir damardan bir şeyler mi alsam, vitamin serumu mu alsam. Bağırsak bir bypass etme içgüdüsü bence. Daha çok emilsin. Daha evet, çok emilsin. Miden biraz rahat etsin. İşte lipozomal teknolojinin bu özellikle damardan supplement, damardan vitamin en önemli avantajı. Öyle mi? Neredeyse o kadar mı ya lipozomda? En önemli avantajı şudur. Neredeyse biyo yararlanım dediğimiz ürünün aktif metabolitini kullanırsınız. Ama ağızdan aldığınız teknolojideki X ürünler sıklıkla midede parçalandığı için daha az volümle emilirler ve daha yüksek volüm almanız lazım yakınabilmeniz için. Anladım. Kan seviyesinin konsantre olabilmesi için. Yani biz aslında vitaminin üstünde değerler var. O değerlerin evet, çok azını, %30'unu çoğunlukla, belki alabiliyoruz. Çoğunlukla. Evet, çoğunlukla. Dolayısıyla insanlar da kullanırlar ama hani işte hocam fena değilim ama böyle bomba gibi olmadım. Lafı hep gelir bize feedback olarak. Evet. Peki hastalarda. Evet. Neden? Yüksek aldığınız için etkisini de hızlı gösteriyor. Yani aslında size bir hız da kazandırıyor. Bir de şöyle bir avantajı da var lipozomal teknolojinin. Siz korunaklı bir şekilde aldığınız için bu etken maddeyi bir kere aç tok, hiç bunu dert etmenize gerek yok. Tamam. Çünkü her hücre teslim. Onun hiç sizin açlığınızla, tokluğunuzla falan ilgisi yok. Mideyle bağırsakla bir ilgisi yok yani. Sindirim anlamında da sizi rahatsız etmez. Bununla birlikte bir de sabah akşam ne zaman alayım? Hı. Yok suya mı karıştırayım? Yağ mı karıştırayım? Evet yani. Uykumu bozar mı? Evet, lipozomal teknolojinin bunlarla hiç işi yok. O zaten size direkt etken maddeyi adrese teslim ediyor hücrenize. O yüzden mesela yiyecekle içecekle etkileşimi yok. Başka ilaçla aldığınızda etkileşimi yok. Adeta bir posta güvercini gibi. Evet, hedef odaklı. Konsantrasyonu hiçbir şekilde bozmuyor. Evet. Bir de tabii şöyle bir avantajı var. C ile başladınız C vitamini. Bir sürü şey eklemişsiniz baktım ben. Portföyün altında evet. Şu an aslında şimdi Tuğçe Hanım şeyi söylemişken lipozomal teknolojinin şöyle bir avantajı da var. Hani bizim lipozom markasının altında şu an bağışıklık döneminde en çok tavsiye ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Şöyle bir avantajı oluyor. Şimdi C, D ve çinkoyu aynı şeyin içerisine koyup, küreciğin içerisine koyup direkt adrese teslim edebiliyorsunuz. Çünkü birbirinden etkilenmiyor. Ama şimdi bunları ayrı ayrı baktığınızda C vitamini suda çözünen, D vitamini yağda çözünen bir aslında şey. İşte çinko her şeyden etkileniyor vesaire. Ama mesela bu üçünü birlikte almanız için ve doğru yani maksimum dozda hücreye iletebilmeniz için lipozomal teknoloji adeta biçilmiş kaftan. Tamam. O açıdan da gerçekten portföyün altında bir de antioksidanlar da var. Heh. Yani C, D3, K2, işte B12 gibi şeylerin vitamin tarafının dışında demir var. Çocuk line'ı var bu arada. Ayrıca işte demir ve D3 gibi. Bir de antioksidanlar var. Bunlar da hani en çok duyduklarımız biliyorsunuz. Tamam. Glutatyon, kürten. Glutatyonlar. Evet bunların da lipozomal teknolojiyle tabii ki vücuda alınması Tuğçe'nin az önce bahsettiği gibi neredeyse. Peki.
damardan etkiyi yaratabilir. Tuğçe hocama hemen son soruyu soracağım. Vaktimin bittiği söyleniyor. Biz şimdi nasıl zırhlanalım hocam? Ne alalım? En birinci şey ne önereceğini? Şimdi en önemli... Takviyede. Evet. En önemlisi bir kere D vitamini şu an artık tartışmasız. Çünkü D vitamini hücrelerinizin çelik kapısı. Bir virüs içeriye girdiği zaman hücreye girmeden hiçbir etki yapamaz size. Yani virüslerle karşılaşırsınız ama size hasta edebilmesi için hücrelerinizin içerisine girmesi lazım. Evet. Bu anlamdaki temel bariyerde hücrenin zarını D vitamini korur. D vitamini bir numarada. O yüzden günlük D vitamini olmazsa olmaz. Şu sizde var herhalde. Var yani var. Seviyesi evet, mutlak seviyede yüzü geçmeyecek şekilde ki o artık günlük idame doz diye bir kavram çıktı Avrupa'da. Onun için standart olarak bir dozumuz var. 40 bini geçmiyoruz haftalık dozda. Haftada bir mi alalım? Şimdi 40 bini geçmiyoruz. Total doz 40 bin haftalık. İçeriye ister, evet, ister güne bölerek alın onu, ister toplu olarak alın ama ampul kır iç dönemi bitti. Bitti mi? Bunun altını duble çizeyim. Evet. Tamam. Bu dönem bitti. İkincisi yine yapılan moleküler alt analizler çok arttığı için çinkonun özellikle C vitaminiyle beraber bağışıklık enzimlerinin tetikleyicisi olduğu artık elimizde net. Vücutta, bir çocuklar da çinkoya baktırsın mı baktırabilen? Şart değil. Hücre içi elementi olduğu için kanda seviyenin çok düşük veya yüksek olmasının bir önemi yok. Çinko katabolizördür. Yani var olan enzimi dokulara iletmekten yükümlüdür. O derece mutlak önemli. Gerekir. O tamam. Yüzden çinko. Yani diğer A, B, C vitamini değil. O yüzden çinko D ve C üçlüsü immün sistem, enzim sisteminin bir dinamosudur. Tamam. Bir de çinkonun bir dipnotu var. Biz her türlü virüsü ağız burundan alırız. Bakın böyle bir şey hastalanmaya başlayınca ya başınız ağrır ya boğazınız batar. Ondan sonra bir kırılıyor muyum acaba dersiniz. Tabii. İşte o boğaz batma refleksinde çinkolar virüsün tutunma reflekslerini bozar. O yüzden çinkonun dokuda, cilt dokusunda ve deride tutunma misyonunu kırmak gibi özelliği daha var. Dolayısıyla çinkoyu yüksek kullandırmamızın temel sebebi de bu. Fakat çinkonun bir özelliği var olumsuz anlamda bulantı yapar. Etkin seviye 15 mg civarındadır. Doz arttırdıkça bulantıya doğru meyil olur. Çocuk için ne dersiniz? Standart doz 15 mg tamam. Minimal seviyede bu arttırılabilir. 30, 50, 100 çıkabilirsiniz çinkoda. Ama çıktıkça bulantı yapmak özelliği olduğunu bilmek artar. Gerekir. Demir evet. Gibi, demir apları gibi. Evet. O yüzden de etkileşme oranı en düşük line olduğu için CD ve çinko çoklu ilaç almaktansa kombin almayı çoğunu tercih ettiğimiz bir gruptur bizim. Çok sayıda kofaktör var bu arada. Omegalar var, balık yağları var, glutat. Hepsi ayrı mekanizmaya çalışır ama akut olarak benim şöyle bir tempoma iyi gelecek bir şey verin bana dediğinizde 3 ajan bizim için şu anda olmazsa tamam. Olmaz. Bunu çok önemli. Vitaminden bile saymıyoruz artık. Yani tamam hocam. Ana ajanlardan bir tanesi. Süper. D vitamini, çinko, C'siz girmiyoruz bugünlere. Yani Tuğçe hocam çok çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Çok keyifli. Aslı Biçer program. Evet çok teşekkürler. Ben yine teşekkür alacağım sizi bir ara. Biraz rakamları da konuşmadık. Merak ediyoruz Türkiye'de takviyeci gıda pazarı tabii dünya ki. Kıyasladığınız zaman neredeyiz? Zaten eczanelerin %40'ı artık takviyeci gıdayla doldu. Memnuniyetle her zaman. Bu yüzden merak ettiğimiz soruların yanıtları bir başka sefere diyelim. Sağlıktan ayrılmıyoruz çünkü Danone Türkiye Medikal Beslenme Tesisi açıyor. Şaşırdık valla bir bakalım Tuğçe Işıcı ne anlatacak bize. Yanında Danone Genel Müdürü var Cem Küçükcan. Evet teşekkürler. Biz şimdi Lüleburgaz'dayız. Danone Medikal Beslenme Üretim Tesisi açılış törenini gerçekleştirdi. Açılışta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da vardı. Şimdi yanımızda konuğumuz var. Bu açılışla alakalı, tesisle alakalı ayrıntıları öğreneceğiz. Danone Genel Müdürü Cem Küçükcan bizimle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz hoş bulduk, öncelikle. Merhabalar. Cem Bey bize ilk olarak buradaki üretim tesisinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii bu üretim tesisimiz Danone'nin dünyadaki 3 medikal nütrisyon üretim tesisinden bir tanesi olma özelliğine sahip. Aynı zamanda Danone için ilk hibrit fabrika. Hem Türkiye için hem Danone için. Hem sütlü ürünler hem de medikal nütrisyon üretim kapasitesine sahip dünyanın ilk hibrit fabrikasındayız. Bizim için çok büyük bir gurur. Çünkü bu ürünler sadece buradaki tüketicilerimizin ve hastalarımızın kullanımına hizmet etmiyor. Aynı zamanda içerisinde Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti gibi hatta İngiltere gibi ülkelerin ihtiyacına hizmet edecek bir ihracat üssü olma özelliğine sahip. Onun için hem Danone'li olarak hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir yatırımın burada olması bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Peki yerli ve milli bir yatırım tabii ki bu. Türkiye ekonomisine nasıl bir katkısı olacak? Ne kadarlık bir katkısı olacak bir yatırım? Buradaki ekonomimize katkısı ihracatımızla doğru orantılı olacak.
2 yıl içerisinde üretim kapasitemizi %50 arttıracağız. Bununla beraber ihracat miktarımızı da 2 yıl içerisinde 3 kata çıkaracağız. Cari açığa çok büyük hizmet ediyoruz. Bununla beraber cari açığın kapanmasına çok önemli katkılarımız var. Bununla beraber bu ürünlerin üretimiyle ilgili Türkiye'de birçok şirketle beraber işbirliği içerisindeyiz. Ürettiğimiz ürünlerin ham maddelerini yerleştirme konusunda da çok ciddi adımlar atıyoruz. Peki efendim, ihracat pazarlarınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz ve hedef pazarlarınızdan? Medikal nütrisyon alanında bakarsak ihracat pazarımız şu anda Avrupa ve İngiltere. Bununla beraber Danone Türkiye'de 30'u aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Medikal nütrisyonda, sütlü ürünlerde, su kategorisinde, su ve içecek kategorisinde operasyonlarımız var. 6 tane fabrikamız var. Buradan 30'u üstündeki ülkeye ihracat yapıyoruz. Peki sizin bir de sıfır atık projeniz de var. Çok güzel. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Ne durumda şu anda? Hedefleriniz neler? Buradaki fabrikamız mesela sıfır atık belgesine sahip. Türkiye'deki en önemli fabrikalardan bir tanesi. Sadece sıfır atık değil, tamamen buradaki üretim %100 yenilenebilir enerjiden kaynaklı üretim kapasitesi. Bu rüzgar olabilir, solar olabilir. Yani bunlar çok önemli Danone'un misyonlarının yapı taşları. Yani burada sıfır atık, sıfır su atığı ve bununla beraber %100 yenilenebilir enerjide üretim yapmak bizim için çok gurur vesilesi. 2030 hedefiniz var sizin de firma olarak. Evet. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii sıfır atık, karbon emisyonunu sıfır sıfıra getirmekle ilgili global inisiyatifimiz var. Bununla beraber birçok ülkemiz bu yolculukta global desteğimize sahip. Bahsettiğim gibi bu fabrika bahsettim. Buradaki en önemli fabrikalardan bir tanesi 2030 yılında Danone'nin hem global hem Türkiye açısından o hedeflere ulaşmasında hiçbir engel görmüyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları o konuda seferber edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız. Çok sağ ol. Teşekkürler. Evet, Danone Genel Müdürü Cem Küçükcan bizimleydi. Üretim tesisinin açılışından ve bu yatırımın cari açığı kapatması konusundaki çok önemli fayda sağlayacağından bahsetti diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Tuğba Aşıcı'ya ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Bir de noktalıyoruz burada gün ortasına. Tabii yarın saatler 12'yi gösterdiğinden buluşuncaya dek. Ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.